olmadı. 3 tane. 3 tane. Birinci grup lobus. Lobus medius. Lobus inferior. Burada bu ne? Formal değil. Bu ne? Bu kim? Burası tamam. Sistol. Dinlemesine ne diyorsun? Diastol. Diastol. Tamam. Bu akciğerlere kanı getiren damar. Durun kız. Pulmoneris. Bu da aorta. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın geçirdiği bu zor günlerde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak tıp fakültesi özelinde yanlarında olduğumuzu muhakkak bildirmemiz gerekiyor. Azerbaycan'dan bizim tıp fakültemize gelen öğrenciler eğitimlerini sürdürüyorlar, devam ediyorlar. Her türlü desteğimiz kardeş ülkemizin yanındadır. İnşallah buradan yetişecek doktorlar oradaki kardeşlerimizin sağlıklarında ve ülkelerine hizmette önemli görevler alacaklar. Ermeni tarafını tutanlar ve bize durun diyenler, siz bizim halkımızın ne çektiğini acaba biliyor musunuz? 1992'den bu yana Azerbaycan halkına zulmediliyor. Çocuklar katlediliyor. 27 Eylül'den şu ana kadar biz 27 ölü verdik. Ve 120 yaralımız var. Mülkü zedelerimizi biz söylemiyoruz bile. Bu çocukların 27 ölüden 3 tanesi çocuk. Bu çocukların ölümünün cezasını ne zaman çekecek bunlar? Ve bunların sivil insanları hedef alması ilk değil. Ta eskiye dayalı sırf Türk olduğumuzdan dolayı hep Azerbaycanlıları katlettiler. 1992'de 613 sivil insan öldü. Bunlardan 63 tanesi çocuktu. Hem de öyle normal bir ölümle ölmediler. Derileri soyuldu. Hamile kadınların karınlarına nizeler battı. Onların tek bir korkusu vardı. O kundakta giden çocuklar geri dönecekti ve intikamlarını alacaktı. Şu an o çocuklar geri döndü ve biz topraklarımızı geri istiyoruz. Karabağ bizimdir, hep bizim olacaktır. Bizim topraklarımızı terk etmeniz lazım. Eğer terk etmezseniz Azerbaycan askeri onları zaten geri alacak. Biz devletimize de askerimize de güveniyoruz. Azerbaycan halkı İlham Aliyev'in yanındadır. Ve haklı savaşımızda tüm dünyanın yanımızda olmaya sesliyoruz. Azerbaycan resmi olarak Ermenistan tarafında teröristlerin PKK'cıların olduğunu resmi kanıtladı. Neden dünya buna bir şey demiyor? Neden kimse gelip Azerbaycan'da sivillerin ölümünü dünyaya yetiştirmeye çalışmıyor? Neden herkes susuyor? Bilmiyor musunuz? Yoksa bilmek mi istemiyorsunuz? Duymak mı istemiyorsunuz? Lütfen duyun artık Azerbaycan'ın sesini. Bizim çocuklarımız ölüyor. Sivillerimiz ölüyor. Bizim evlerimizin dağılmasını biz dilimize bile getirmiyoruz. Sadece artık sivillerimiz ölsün istemiyoruz. Lütfen topraklarımızdan çıkın. BMT'nin kararı ile Karabağ bizimdir. Bunun katnameleri var ve o topraklar bizimdir. Son olarak söylemek istediğim, ben Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Türkiye halkı her zaman hakkın yanındadır, her zaman doğrunun yanındadır ve bugün de bizim yanımızda. Ben Ulu Önder Heydar Aliyev'in sözleriyle son vermek istiyorum. Heydar Aliyev şöyle diyor: "Ben fahrederim ki Azerbaycanlıyam ve bugün ben gurur duyuram ki ben Türk'üm ve Türk milletine hizmet ederim." Şu an Türkiye'de eğitimimi ileriye taşımak için geldim. Bunun için herkese, Erzincan yetkililerine, herkese minnettarlığımı bildiriyorum. Ve bizi bugün yaralayan en önemli konuya dokunmak istiyorum. Bizim Azerbaycan'da sivillerimizi öldürüyorlar, katlediyorlar ve hiçbir hukuk hak tanımıyorlar. Ve Avrupa'da her zaman kalkar haktan konuşur. Bunu neden görmüyorlar? Biz buna çok yanıyoruz, çok ağlıyoruz. Bizim insanlarımızın katledilmesine, çocuklarımızın öldürülmesine çok ağlıyoruz. Biz zaten topraklarımızı geri döndüreceğiz, bunu biliyoruz zaten.
Mesela bizde bir Türk atasözü vardır. Söylersiniz ki güneş paltıkla sıvanmaz. Hiç kimse Allah'ın hakikatlerinin üzerine örtemez. Herkes her şeyi biliyor. Biz de biliyoruz. Avrupa da biliyor. Sadece Avrupa duymak istediğini duyuyor, görmek istediğini görüyor. Biz bunu biliyoruz. Bu yüzden Türkiye'ye sarılıyoruz. Bizden başka kimsemiz yok. Bunu da biliyoruz. Biz sırf Türk'üz diye bizi öldüren insanlar var ve bunu Avrupa destekliyor. Mesela bir Armeni doktoru var, Zori Balayan. Kendisi bir kitap yazmış. Kitapta böyle söylüyor. Diyor ki, biz diyor bir deneyim yaptık ve bir çocuğu, Azeri çocuğu, Türk diye derisini soyduk. 7 dakika sonra öldü diyor ve bununla diyor ruhum sakinledi diyor. Ve Avrupa ne yapıyor? Belki de o kitaplar alınıyor, bir hazla okunuyor. Ve bunu Avrupa destekliyor. Biz buradan bütün Avrupa'ya sesleniyoruz. Siz varsanız da yoksanız da biz Türk'ük. Siz bizi hiçbir zaman bitiremeyeceksiniz. Biz topraklarımızı geri alacağız. Ve Türkiye bizim yanımızda. Biz onlara da güveniyoruz. Erdoğan'a teşekkürümüzü bildiriyoruz. Ve biz hiçbir zaman demiyoruz ki Aliyev bizim başbakanımız. Siz de Erdoğan da bizim başbakanımız. Ve var diye çok teşekkür ediyoruz. Bize manevi her desteği için Türkiye halkına bura geldiğimizde bir Türk arkadaş bize böyle söyledi ve bizi çok duygulandırdı. Dedi belki diğer devletler bir silah gönderir, sursat gönderir, ne yaparsa yapsın ama biz Türkiye halkı olarak Azerbaycan için ölürüz dedi. Ve bundan gözyaşlarımı tutamadım. Bunun için çok heyecanlıyım ve hislerimi, duygularımı titreyerek şu an söylüyorum. Bizim insanlarımız, çocuklarımız öldürülüyor. Ve bunun için yanıyoruz. Bütün dünyaya sesleniyoruz ki artık susmayın. Bu kadar katil olmayın. Siz susarak zaten katile yardım ediyorsunuz. Siz de bir katilsiniz.